16. yüzyılda süper güç apoleti ile dünya siyasetinde oldukça etkili olan Osmanlılar, 17. yüzyılın gelmesiyle birlikte büyük krizlerin yaşandığı bir döneme sürüklenirken, bu krizlerden birisi de yaklaşık bir asırdır devam eden Celali isyanlarıydı. 1519 yılında başlayan Celali isyanları aralıklarla devam ederek 1610 yılına kadar sürerken yaklaşık 200 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Peki Celali isyanlarının başlama sebebi ve amacı neydi? Bir diğer soru, isyanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun en güçlü olduğu dönemde dahi neden bastırılamadı? Bu soruların cevapları için videoyu sonuna kadar izlemeyi, destek amaçlı yorum yapmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmayın. Celali isyanları adını 1519 yılında Yavuz Sultan Selim döneminde ilk isyanı başlatan Bozoklu Şeyh Celal'den almaktadır. Bozoklu Celal'in Osmanlı Devleti'ne karşı başlattığı isyan, daha sonraları çıkacak olan isyanların Celali olarak anılmasına sebebiyet vermiş, hatta celallenme kelimesinin günümüze kadar gelmesine vesile olmuştur. İsyan hareketini başlatacağı 1519 yılına kadar bugünkü Yozgat bölgesi olarak bilinen Bozok'ta dirilik sahibi olan Celal, Osmanlı-Safavi savaşları döneminde işlerinin bozulması üzerine Bozok'tan ayrılıp Tokat yöresine gelerek Turhal yakınlarındaki bir mağarada yaşamaya başladı. Bölgede Alevi Kızılbaş Türkmenlerinin çoğunlukta olarak yaşadığını bilen Celal, burada Alevilerin dinini istediği gibi yaşayamadığını, devletin Sünni mezhebine göre yönetildiğini, kendisinin Mehdi olduğunu ve bu haksızlıkları gidereceğini ilan ettikten sonra taraftar toplamaya başladı. Genellikle işsiz güçsüz insanları etrafına toplayan Bozoklu Celal, etrafındakilere şeriatın tüm yasaklarının helal olduğuna dair fetvalar vererek hızlı bir şekilde ün kazandı. Celal'in Alevi Türkmenlere karşı yürüttüğü propagandalar o kadar başarılı oldu ki çok kısa bir sürede kendisine 20 bin mürit edindi. Tarihler 7 Mart 1519 yılını gösterdiğinde devlete karşı isyan bayrağını çeken Bozoklu Celal ve emrindeki 20 bin kişilik ordu Osmanlı Devleti'ni hızlı bir şekilde harekete geçirdi. Rum Beylerbeyi Sadi Paşa komutasındaki Osmanlı kuvvetleri yola çıkarak Bozoklu Celal'in üzerine yürürken, karşı karşıya gelen taraflar arasında yaşanan çatışmalar neticesinde bozguna uğrayan Sadi Paşa Amasya'ya çekilmek zorunda kaldı. Bu bozgunun ardından bu sefer Karaman Beylerbeyi Hüsrev Paşa harekete geçerek isyanı bastırmak amacıyla Celal'in üzerine yürüdü. Ancak Celal ve ordusunun Hüsrev Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunu da yenmesiyle isyan Osmanlı topraklarında hızla yayılmaya başladı. O sırada Edirne'de bulunan ve isyanın haberini alan Yavuz Sultan Selim, Rumeli Beylerbeyi Ferhat Paşa'yı isyanı bastırmakla görevlendirdi. Ferhat Paşa, Kapıkulu ve Yeniçerilerden oluşturduğu büyük bir güçle hemen yola koyuldu. Bunun yanı sıra Dulkadiroğulları Beyi olan Şahsuvar oğlu Ali Bey'e de Ferhat Paşa'ya yardım etmesi için ulak yollandı. Bu gelişmelerin haberini alan Bozoklu Celal, bu kadar gücün üstesinden gelemeyeceğini düşünerek Şah İsmail'e sığınmaya karar verdi. Yandaşlarını toplayarak Sivas'a ulaşan Celal, Şahsuvaroğlu Ali Bey'in kendisine yaklaştığının haberini alınca Karahisar'a doğru yöneldi. İsyancıların kaçacağını anlayan Ali Bey, henüz Ankara'ya yaklaşmakta olan Ferhat Paşa'yı beklemeden Erzincan yöresindeki Akşehir'de Şeyh Celal güçlerine saldırdı. İki taraf arasında yaşanan sert çatışmalar neticesinde isyancılar darmadağın edilirken, Bozoklu Celal başta olmak üzere isyancıların tamamı kılıçtan geçirildi ve ilk Celali isyanı da bu şekilde bastırılmış oldu. Celali isyanlarının çıkış noktası olarak kabul edilen Bozok bölgesi, Baba Zünnun adında bir Şah Kulu halifesinin devlete karşı çıkaracağı isyanın tekrardan merkezi oldu. Baba Zünnun, Bozok'ta yaşayan birisiydi ve Bozok bölgesinde uygulanan vergilendirme sisteminin adaletsiz olduğunu düşünmekteydi. Bir süre sonra Bozok Kadısı Müsirittin'in arazi vergilerini arttırması üzerine Baba Zünnun çevresindeki Alevi Türkmenlerini safına katarak 1526 yılında devlete karşı isyan bayrağı açtı. Tarihler 20 Ağustos 1526'yı gösterdiğinde Baba Zünnun ve destekçileri Kadı Müsirittin'in konağını basarak kadıyı öldürdüler. Bu hadise vuku bulduktan bir süre sonra Karaman Beylerbeyi Hürrem Paşa, Kayseri Beyi Behram Bey ve İçel Beyi Bostancı Ali Bey komutasındaki Osmanlı kuvvetleri Baba Zünnun isyanını bastırmak için emir aldı.
Kurşun Ovası'nda karşı karşıya gelen taraflar arasında yaşanan çatışma sonucunda Osmanlı kuvvetleri yenilgiye uğrarken, isyan Mersin ile Tokat arasındaki alana yayılarak iyice büyüdü. Dönemin Osmanlı padişahı olan Kanuni Sultan Süleyman, Ramazanoğlu Piri Paşa'yı Babazün'ün isyanını bastırmak üzere vazifelendirdi. Ramazanoğlu komutasındaki Osmanlı kuvvetlerine bir süre sonra Sivas Beylerbeyi Hüseyin Paşa da katılırken, taraflar 26 Eylül 1526 günü Höyüklü'de karşı karşıya geldi. Yapılan savaşta sayıca üstün olan Osmanlı kuvvetleri isyancıları mağlup etmeyi başarırken Babazün'ün sağ olarak ele geçirildi. Hemen savaş meydanında idam edildikten sonra Kesikbaşı isyanın bastırılmasının alameti olarak payitahta gönderildi. ...1527 yılında Anadolu'da çıkan son büyük dini içerikli Celali isyanı olan Kalenderşah isyanı, Safevilerin el altından desteği ile kısa sürede tüm Osmanlı ülkesine yayılım gösterdi. Kalenderşah, Hacı Bektaşi Veli soyundan gelmekte olup Bektaşi Şeyhi Balım Sultan'ın oğlu olduğu rivayet edilir. Anadolu'da Safevilerin desteğiyle çıkarılan isyanların en önemlisi olan Kalenderşah isyanı, dönemin Vezir-i Azamı olan Pargalı İbrahim Paşa'yı oldukça uğraştırmıştır. Kanuni Sultan Süleyman döneminde işlerin ekonomik açıdan kötü gittiği bir dönemde hazinenin nakit paraya ihtiyacı vardı. Arazi kaydına gönderilen görevliler köylülerin gelirlerini kayıtlara fazladan yazarak bu fazlalıkları köylülerden finanse etmeye ve bu sayede hazinenin nakit ihtiyacını karşılamaya çalıştı. Bunun yanında halkın üzerindeki sosyal ve siyasal baskılar, savaşların finanse edilmesi için arttırılan vergiler, köylülerin topraklarına el konulması, kadıların ve il yöneticilerinin rüşvet batağına saplanması halkı iyiden iyiye çileden çıkarmıştı. İşte bu dönemde Maraş'ta bulunan Kalenderşah bu durumu fırsat bilerek Çiçekli, Akçakoyunlu, Masatlı ve Bozoklu gibi büyük Alevi aşiretlerini yanına çekmeyi başardı. Ayrıca Kalenderşah'ın bölgede yaptığı Safevi propagandalarından etkilenen Türkmenlerin de Şah'ın yanında yer almasıyla sayıları 30 bini aştı. Bu isyan Osmanlı Devleti'nin tam da Muaç Seferi'ni düzenlediği sırada patlak verdi. İsyanın haberi Kanuni Sultan Süleyman'a ancak sefer dönüşü Petrovaradin'de ulaştı. Kanuni'nin talimatıyla isyanı bastırma görevi Anadolu Beylerbeyi Behram Paşa ile Karaman Beylerbeyi Mahmut Paşa'ya verildi. Bu kuvvetler isyan bölgesine varmadan önce Rum Beylerbeyi olan Yakup Paşa, Kalenderşah'ın kuvvetleriyle karşılaşsa da Kalenderşah taraftarları tarafından ağır bir yenilgiye uğratıldı. Bu sırada Karaçayır mevkine gelen Behram Paşa kuvvetleri ile yapılan savaş neticesinde Kalenderşah galip gelirken Behram Paşa ve kuvvetleri geri çekilmek zorunda kaldı. Bir süre sonra Karaman ve Halep'ten destek kuvvet gelmesiyle birlikte tekrar Kalenderşah'ın üzerine yürüyen Behram Paşa, isyancılar tarafından bir kez daha mağlup edildi. Osmanlı ordusunun Kalenderşah'a karşı aldığı üst üste yenilgiler Sultan Süleyman'ı oldukça sinirlendirirken, Kanuni isyanı kesin bir şekilde bastırması için Vezir-i Azam Pargalı İbrahim Paşa'yı görevlendirdi. İbrahim Paşa yanına aldığı 3000 Yeniçeri ve 2000 sipahiden oluşan bir kuvvetle hemen Kalenderşah'ın üzerine yürüdü. Osmanlı kuvvetlerinin Elbistan bölgesine vardığının haberini alan Kalenderşah savaş pozisyonu aldı. İbrahim Paşa tedbir olarak Kalender'e mağlup olan askerleri ordugahına sokmazken, bölgedeki Türkmen ileri gelenlerini ordugahına davet ederek Osmanlı saflarına geçmeleri için bir dizi görüşmelerde bulundu. Nihayetinde yapılan anlaşma ile birlikte Kalender'in safında bulunan sipahi grupları ve Türkmen beyleri Osmanlı tarafına geçerken karşılığında bir takım ekonomik imtiyazlar kazandı. Tarihler 22 Haziran 1527 gününü gösterdiğinde İbrahim Paşa komutasındaki Osmanlı kuvvetleri, Kalenderşah ve isyancıları ile Elbistan bölgesinde karşı karşıya geldi. İki taraf arasında yapılan sert çarpışmalar sonucunda Kalenderşah'ın destekçileri bütünüyle imha edildi ve isyanın elebaşı olan Kalenderşah yakalanarak kellesi alınmak suretiyle idam edildi. Celali önderlerinin en tanınan isimlerinden birisi, Kara Yazıcı lakaplı olan Abdülhalim adındaki bir Türktü.
Urfa bölgesindeki Kılıçdı aşiretine mensup olan Abdülhalim, Osmanlı-Avusturya Savaşı döneminde asker olarak orduya katılmıştı. İlk önce Şam'da sınır muhafızlığı görevini yürüten Abdülhalim, daha sonra Malatya'ya geçerek İl Erleri Teşkilatı'nın başına yiğitbaşı olarak tayin edildi. Bir süre sonra Maraş'a Sancak Bey'in vekilliğine atansa da, görevine başladıktan kısa bir süre sonra Maraş Sancak Bey'i yer değiştirdi. Maraş'a atanan yeni Sancak Bey'i Karayazıcı'yı vekil olarak istemeyince, Karayazıcı Abdülhalim Osmanlı yönetimine karşı etrafında asker toplamaya başladı. Payitahtın bu olaydan haberi olmasıyla vazifesinden alınan Abdülhalim, bölgeyi terk etmediği gibi sancağı teslim almaya gelen yeni Sancak Bey'ini de öldürdü. Böylece Osmanlı Devleti'ne isyan bayrağını çeken Karayazıcı'nın etrafına çoğu asker kaçaklarından oluşan yaklaşık 20 bin kadar isyancı toplandı. Bölgede huzur ve asayişin tamamen bozulması üzerine Harput, Malatya ve Karaman Sancak Beyleri birleşerek Karayazıcı ile mücadele etmeye karar verdiler. Ancak daha ilk çarpışmada isyancı kuvvetlerine yenilerek geri çekilmek zorunda kaldılar. Bu hadiseden sonra Karayazıcı'nın şöhreti Anadolu'da daha da artarken, Anadolu'da bulunan Celali reisleri de onun etrafında toplanmaya başladı. Bunun yanı sıra vaktiyle Habeş Beylerbeyliği yapmış olan, fakat daha sonra istediği göreve getirilmeyince Karaman'da isyan eden Hüseyin Paşa ile birleşen Karayazıcı artık devlet için çok ciddi bir tehlike haline gelmişti. Bu durum Anadolu'da halkın büyük sıkıntılar çekmesine ve göçlere yol açtığı gibi Osmanlı sosyal ve ekonomik yapısında da önemli değişimlerin başlangıcını oluşturdu. İsyanın günden güne büyümesi sonrası Sultan 3. Mehmet, Sinan Paşazade Mehmet Paşa'yı isyanı bastırmakla görevlendirdi. Paşazade Mehmet Paşa'nın Ağustos 1599'da Üsküdar'dan hareket ettiği sırada Karayazıcı Abdülhalim Urfa Kalesi'ni çoktan ele geçirmişti. Eylül ayında Urfa'ya varan Osmanlı kuvvetleri, Karayazıcı Abdülhalim ile yaptığı ilk mücadeleyi kaybedince geri çekilmek mecburiyetinde kaldı. Yaşanan bu olaylar neticesinde daha fazla güçlendiğini hisseden Karayazıcı, Urfa'da sultanlığını ilan etti ve yanında bulunan Hüseyin Paşa'yı da Vezir-i Azam tayin etti. Bir süre sonra tekrardan gücünü toparlayan Mehmet Paşa, yeniden Urfa'ya Karayazıcı'nın üzerine yürürken, ona Şam ve Halep Beylerbeyi'nin de katılması Karayazıcı'yı zor durumda bıraktı. Cephanesi tükenen ve iyaşe temini zorlaşan Karayazıcı, uzlaşma çareleri aramaya başladı. Yapılan barış görüşmeleri sonucunda Antep Sancağı'nın idaresinin kendisine verilmesi konusunda söz almasıyla yanında bulunan Hüseyin Paşa'yı Osmanlı kuvvetlerine teslim etti. Ardından Urfa Kalesi'nden çıkıp Antep'e gitmek üzereyken Mehmet Paşa tarafından saldırıya uğrayan Karayazıcı, yaralı olarak Sivas taraflarında dağlara çekilerek izini kaybettirdi. Bu hadisenin haberini alan 3. Mehmet, tekrar isyan çıkarmasından çekindiği için Karayazıcı'yı affederek onu Çorum Sancak Beyliğine tayin etti. Fakat bir süre sonra Karayazıcı Çorum'da halka zulmetmekle itham edilince, Sokulluzade Hasan Paşa ordusuyla birlikte harekete geçti. Elbistan civarında Karayazıcı'nın 30 bin kişilik kuvvetiyle karşılaşan Hasan Paşa, isyancı kuvvetleri bozguna uğrattı. Ancak Karayazıcı Abdülhalim bu savaştan da sağ çıkarak yaralı bir şekilde Canik Dağları'na çekilirken burada 1602 yılında hayatını kaybetti. Karayazıcı Abdülhalim'in ölümü üzerine yerine geçen kardeşi Deli Hasan'ın ilk icraatı Celali gruplarını yeniden birleştirmek oldu. Bir süre sonra abisini mağlup eden Sokulluzade Hasan Paşa'nın Tokat'ta olduğunun haberini alan Deli Hasan, Samsun'dan yola çıkarak 1602 yılının Mart aylarında Tokat Kalesi'ni kuşattı. Nisan ayında Celaliler şehri ele geçirerek yağmalamaya başlarken, 20 Nisan günü Sokulluzade Hasan Paşa'yı şehit ettiler. Böylece Celali isyanları kısa bir sürenin ardından tekrardan tüm Anadolu'da yavaş yavaş etkisini arttırmaya başladı. Tokat'tan sonra Anadolu'daki diğer bölgeleri de sırasıyla yağmalayarak ilerleyen Celaliler Ankara'ya kadar ulaşarak tüm kenti yakıp yıktılar. Ardından Kütahya'ya doğru ilerlerken Diyarbakır Beylerbeyi Hadım Hüsrev Paşa'nın kuvvetleriyle karşılaşan Celaliler Hadım Hüsrev Paşa'yı da mağlup ederek geri çekilmesini sağladı. Bu hadiseden sonra daha da güçlenen Deli Hasan ve emrindeki Celaliler Anadolu Beylerbeyliği'nin merkezi olan Kütahya'yı baştan sona yağmaladı. Anadolu'nun yağmalandığı günlerde Sultan 3. Mehmet Avusturya ile savaş halinde olunması nedeniyle bu isyana gerektiği önemi göstermedi.
Hatta Sultan Deli Hasan'a beylerbeyliği verilmesi suretiyle isyanın sulh yoluyla bastırılmasını istedi. Veziri Azam Yemişçi Hasan Paşa bu durumla ilgilenerek Deli Hasan ve Celali gruplarıyla görüşmelerde bulundu. Nihayetinde Deli Hasan'a Bosna Beylerbeyliği, emrindeki ileri gelen isyancı liderlerine de ya Sancak Beyliği ya da Kapıkulu Süvariliği verildi. Avusturya ile olan savaşta Osmanlı ordusuna katılan Deli Hasan 1603 yılında savaş sona erince Bosna'ya geri döndü. Ancak Bosna'da halka zulmettiğine dair haberlerin merkeze ulaşması üzerine ivedilikle Temeşvar Beylerbeyliğine atandı. Deli Hasan burada bulunduğu esnada da rahat durmayarak Papalık ve Venedik Cumhuriyeti ile gizli anlaşmalar yaptı, hatta daha da ileri giderek Resne Kalesi'ni 100 bin altına Papa'ya satmaya kalkıştı. Osmanlı Devleti'ne karşı giriştiği bu ihanet payitahta ulaşır ulaşmaz Belgrad'a kaçan Deli Hasan 1606 yılında Belgrad'da Tiryaki Hasan Paşa tarafından yakalanarak öldürüldü. Ankara'nın Yassıviran köyünde doğan Kalenderoğlu Mehmet daha önceki Celali isyanlarına katılmış, hatta Kara Yazıcı Abdülhalim ile birlikte affedildikten sonra çeşitli bölgelerde devlet için çalışmıştı. Ancak Kalenderoğlu Osmanlı Devleti'nden herhangi bir bölgede Sancak Beyliği istemekteydi. Devletin Kalenderoğlu'na bu görevi vermemesi üzerine 1604 yılında isyan bayrağını çeken Kalenderoğlu Mehmet, diğer Celali liderleriyle de anlaşarak Aydın ve Manisa taraflarını yağmalamaya başladı. Ardından Ankara'ya doğru ilerlerken Anadolu Beylerbeyi Hüseyin Paşa'nın kuvvetleriyle karşılaşsa da Hüseyin Paşa'yı mağlup ederek yoluna devam etti. Ankara ahalisi Kalenderoğlu'nun Ankara'ya gelmekte olduğunu haberini alınca kaleyi müdafaa etmek için hazırlıklara başladı. 20 bin kişilik isyancı grubu Ankara Kalesi'ne vardığında halkın direnişiyle karşılaşınca bir sonuç elde edemeden Saruhan'a geri dönmek zorunda kaldı. Bu sırada Macar seferinden dönmekte olan Veziri Azam Kuyucu Murat Paşa, payitaht tarafından Şark Serdarı tayin edilerek Anadolu'da görevlendirildi. Yüzyıla yakındır devam eden isyanları bastırmakta kararlı olan Murat Paşa, Kalenderoğlu'nu hem nüfuz bölgesinden uzaklaştırmak hem de oyalamak amacıyla Ankara Sancak Beyliğine tayin etti. Esas amacı ise Celalileri Ankara'da tuzağa düşürüp yok etmekti. Kalenderoğlu Mehmet haberi alır almaz Saruhan'dan Ankara'ya hareket ederek geçtiği köy ve kasabaları yağmaladıktan sonra Ankara yakınlarına ulaştı. O sırada Ankara kadısı olan Vildanzade Ahmet Ankara Kalesi'ni her türlü saldırıya karşı tahkim ettirmiş ve Celalilerden korunmak üzere çeşitli tedbirler almıştı. Kuyucu Murat Paşa Kalenderoğlu'nun biraz daha oyalanmasını, kendisinin ve ordusunun İstanbul'dan yola çıktığını Ankara kadısına bildirdi. Fakat gönderdiği mektup Kalenderoğlu Mehmet'in eline geçti. Aldatıldığını anlamasıyla Ankara Kalesi'ne saldıran Kalenderoğlu, kaledekilerin şiddetli karşılık vermesiyle Karaman'a doğru çekilmek zorunda kaldı. Karaman'da isyana katılmak isteyen Celali gruplarıyla birleşerek ordusunu genişleten Kalender Mehmet, Maraş'a doğru hareket etti. Durumun ciddileşmesi üzerine Kuyucu Murat Paşa, Kalenderoğlu üzerine yürüyerek Maraş civarındaki Göksu Boğazı'nda isyancıları karşılamak üzere beklemeye koyuldu. Kalenderoğlu Mehmet'e bağlı Celali gruplar 9 Ağustos 1608 günü Kuyucu Murat Paşa'nın kuvvetleriyle karşı karşıya geldi. Burada yapılan kanlı çarpışmalar sonucunda isyancılar adeta bozguna uğradı. Ordusu neredeyse tamamen imha edilen Kalenderoğlu Mehmet yaralı olarak kurtularak İran topraklarını firar ettikten sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Geride bıraktığı isyancı Celali grupları bir süre daha sorun çıkardıysa da yaklaşık 100 yıla yakındır devam eden Celali isyanları 1610 yılında tamamen bastırıldı. Genel olarak bakacak olursak 1519 yılındaki ilk Celali isyanı Alevi Türkmenlerin mezhepsel sorunları nedeniyle çıkmıştı. Ancak 16. yüzyılın ikinci yarısından sonraki isyanlar genellikle ekonomik nedenlerle cereyan etti. Kuşkusuz bunun iki büyük nedeni vardı. Birincisi Anadolu ve Akdeniz üzerinden geçen ticaret yollarının coğrafi keşifler sonucunda yön değiştirmesi ve dolayısıyla Anadolu'nun gelir kaybına uğraması. İkincisi ise Avrupa devletlerinin güçlenmesi karşısında fetihlerin durmasıyla ganimet gelirlerini kaybeden devletin köylülerden aldığı vergileri arttırmasıydı. Neticede Osmanlı Devleti'ndeki en uzun süreli isyan olarak tarihe geçen Celali isyanlarında 1519-1610 yılları arasında meydana gelen yağma, talan, gasp ve isyan hareketlerine bağlı olarak 100 bin ile 200 bin arasında insan hayatını kaybetti.